Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Manisa'dan geliyorum. Doğduğum, doyduğum, büyüdüğüm yerden geliyorum. Hemen Sarayköy'ün, hemen Pamukkale'nin yanındaki komşunuz Sarıgöl'ün Manisa'sından geliyorum. Komşularım hoş geldiniz. Hemşehrilerim hoş geldiniz. Denizli'nin yiğit insanları, mert insanları hoş geldiniz. Ahının terini ovaya damlatan, topraktan fışkıran bereketle çoluğunun çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan, haramdan ve yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Denizli'nin güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bugün komşu kentimdeyim, kendi evimdeyim. Burada meslektaşlarım, çok sevdiğim meslektaşlarım vardı önce. Komşularım vardı önce. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri, emekçileri, yöneticileri oldu. Sonra bütün Denizli Özgür Özel'in kardeşi oldu. Özgür Özel onların evladı oldu, abisi oldu. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ve bugün burada önce birazcık Denizli'yi, Denizli'nin sorunlarını, sonra umudumuzu, sonra adaylarımızı konuşacağız. Haftaya bugün, haftaya cumartesi seçimin son günüdür. Siyaseten seçim yasaklarının başlayacağı gün yaptığınız miting, söylediğiniz söz akşam haber olmaz. O yüzden siyasette en kritik, en önemli, en ciddiye almanız gereken mitingi bir önceki cumartesi günü yaparsınız. Ben bugünü anketlere bakınca, sokağın sesini dinleyince, nasıl bir özlemin, nasıl hedeflerin ve gelecek güzel günlerin habercilerini görünce bugünü iki yere ayırdım. Memleketin Manisa'ya ve güzel insanların Denizli'sine ayırdım. Denizli ilk başta şüphesiz, başta da söyledim, alnının terini toprağa damlatanların, tarımla uğraşanların kenti. Yıllarca Denizli'de beyaz altın üretildi, pamuk üretildi, ama pamuk üreticisine neler yaptılar biliyorsunuz. Denizli buğday üretiminin, çok kaliteli, çok verimli buğday üretiminin en önemli kentlerinden birisi. Eskiden herkes biliyor ki bir kilo buğday satınca bir kilo mazot alıyordun. Bugün tam 7 kilo buğday satıyorsun, bir kilo mazot alamıyorsun. Daha geçen Mayıs, verin oyu bu kardeşinize, enflasyon nasıl düşecek, döviz nasıl düşecek, dolar nasıl düşecek, dolayısıyla mazot nasıl düşecek diyen birisi, önce 4 liralık mazotu 19 lira yapmıştı, o günden bugüne de 44 lira yaptı. 44 liralık mazot, ekerken mazot, dikerken mazot, sürerken mazot, toplarken mazot, taşırken mazot, satarken mazot, ne üretirsen üret, mazotun bu yüksek fiyatı çiftçinin belini büküyor. Ve bir kilo buğday, bir kilo, bir litre mazot alırken, şimdi 7 kilo buğday satıp bir litre mazot alamadığımız günlerdeyiz. Daha beterini söyleyeyim, bir kilo buğday satıp da
bir bardak çay içememek ne demek? Köylümüz bunun ızdırabını çekiyor. Bir kilo buğday satıyorsun, sana 6,5-7 lira veriyorlar. Çay içmeye gidiyorsun, bir bardak küçük çay 10 lira olmuş en ucuz olduğu yerde. Biz diyoruz ki çiftçinin mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz olmalıdır. Yatlara, kotralara, gezinti teknelerine verilen bu mazot mutlaka üreten emekçi çiftçilere verilmelidir. Bugün ÖTV'siz, KDV'siz olsa fiyatı 25 lira olur. Çoktur ama 44 liradan iyidir. Bunun için önemli bir mücadele veriyoruz. 1 Nisan'a kadar çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin ve emekçilerin sesi olacağız. Ama 1 Nisan'dan sonra büyük mitinglerle verilmeyen haklarımızı alana kadar, sesimizi duymayanlar duyana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Bakın, çiftçilerin tarım kanunu gereği %1 destekleme almaları lazım. Avrupa Birliği fonlarının yarısını tarım uygulamaları için veriyor. Herkes önemsiyor. Bizim kanunumuza göre milli gelirin %1'i. O %1 256 milyara denk gelirken sadece 85 milyar lira verip çiftçinin 170 küsur milyar lira parasını çiftçiye vermeyen, adeta kanuna karşı gelip çiftçinin hakkını başkasına verenlerle karşı karşıyayız. Kekik üreticisi, dünyadaki kekik, ben eczacıyım, kekik, kekik yağı, kekik suyu şu anda dünyada ilaç sanayinin en çok tercih ettiği ürünlerden bir tanesiyken, dünyadaki aromatik ve tıbbi kekik ıslahının %75'i Türkiye'de yapılıyorken, bu %75'in de %85'i, %90'ı sizin memleketinizde yapılıyorken, kekik üreticisi sorunlarıyla baş başa bırakılıyor. Ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırılıyor. Kekik üreticisi destekleneceği yerde köstekleniyor. Ve kekik üreticisinin bundan sonraki süreçte başında çok büyük sıkıntılar var. Bunlardan en önemlilerinden biri de vahşi madencilik uygulamaları. Denizli dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. İşte Pamukkale orada. Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, üstüne titrememiz gereken bir kentte vermişiz maden ruhsatlarını. Üzerinden uçakla geçtiğinizde içiniz parçalanıyor. Her tepeyi kazmışlar. Vahşi madencilik yapılıyor. Daha İliç'te 9 tane evladımız, kardeşimiz göçük altındayken burada vahşi madenciliğe izin veriliyor. Posalar bir yere konuyor. Üzerine sülfürik asit damlatılıyor. Üzerine arsenik damlatılıyor. Ve maalesef en vahşi ve en sağlığa zararlı yöntemlerle hem sizlerin zehirlenmeniz, hem başta kekik olmak üzere tarım arazileri ortadan kaldırılıyor ve bu madencilikte Acıbayam, Çivril, Tavas ve Kale ilçelerimiz büyük sıkıntı içindedir. Tavas Ovası'nı ortadan kaldıran bu madencilik uygulamalarına yerel yöneticiler ses çıkarmamaktadır. Bir belediye başkanı kendisine kent emanet edilmiştir. Kentin doğal lideridir. Bir maden şirketi geliyorsa halkın öyle arkasına saklanmak değil, yanında durmak da değil, önüne geçmek ve mücadele etmek gerekmektedir. İşte biz böyle belediye başkanları istiyoruz, böyle belediye başkanlarını
sizin karşınıza aday diye çıkarıyoruz. Oysa AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adayları, belediye başkanları bu konularda son derece pasif davranan, şirketlerin suyuna giden, birazcık söz söyleyecek olduklarında Ankara'dan gelen telefonla pısan kişilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne Ankara'dan gelen telefonla susacak, maden şirketine teslim olacak, onun önünü açacak bir belediye başkanı, ne de ona telefon açacak, açtıracak bir genel başkan bulamazsınız. Allah gani gani rahmet eylesin. Her geldiğimde kendisini anarım. Kazım abimiz, Kazım Aslan abimiz, sizden seçilip gelip Ankara'da Denizli sanayisinin, Denizli'deki iş adamlarının, Denizli'deki tekstilcilerin mücadelesini verirdi. Tekstil Türkiye açısından en önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi. Ancak maalesef Denizli'de son bir yılda, dile kolay Türkiye bunu duysun, sadece Denizli'de 2700 tekstil atölyesi kapandı. Büyük ve orta ölçekte 2700 tekstil atölyesinde tam 200 bin Denizlili genç insan, çalışkan insan işsiz kaldı. Neden? Sebebi çok basit. Vatandaş için dolar çok pahalı. Dolar arttıkça iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Onun için dolar pahalı. Ama tekstilcinin dünyada rekabet edebilmesi için de bu kur çok ucuz. Öyle olunca dışarıya teklif veriyorlar, işi alamıyorlar. İşi alamayınca bu sefer istihdam sorunu çıkıyor. Bu duruma bu ülkeyi kim getirdi? Kim getirdi şöyle anlatayım. Ne zaman ki bu ülke bütün dünyayla bir pandemi tehlikesiyle, pandemiyle ve pandemideki can kayıplarıyla karşılaştı, bütün dünyadaki gibi Türkiye'de de üretim aksadı, dünyadaki tedarik zincirleri kırıldı ve Türkiye'de de enflasyon yukarıya doğru çıkmaya başladı. Dünyanın her yerinde oldu bu. Avrupa Birliği'nde enflasyonu 2 olanınki 4'e 5'e, 3 olanınki 6'ya ve yine Amerika'da 4 olan enflasyon 9'a çıktı. Ne yaptılar? Ekonomistler devreye girdiler. Merkez bankaları devreye girdiler. Enflasyon 4 ise faizi 5 yaptılar. Para dövize kaçmasın, para başka yatırım araçlarına kaçmasın, fiyatlar artmasın, enflasyon azmasın diye. 4 ise 5 yaptılar. Enflasyonu 6 olan faizi 7 yaptı. Enflasyonu 9 olan Amerika 10'da 11'de bastırdı ve hepsi enflasyonu düşürdü. Ama bizim ekonomist, ben bilirim ben diyen birisi, enflasyon sebep değil sonuçtur dedi. Esas sebep faizdir dedi. Faizi arttırmakla enflasyon düşmez, aksine faizleri inadına indireceğiz dedi. Yapma dediler, yapma diyene kızdı. Nas ortada dedi, dine aykırı dedi. Yapma dediler, benden iyi bilemezsin dedi. Merkez Bankası başkanları olmaz dediler. Biz faiz indirirsek enflasyon fırlar, başta dolar fırlar, her şey pahalanır dediler. Hayır, indirmezsen seni indiririm dedi. 4 yılda 5 kere Merkez Bankası başkanı değiştirdi. Ama yaptıklarının sonunda 14 olan faiz önce
19 olan faizi o 17'ye, 16'ya, 15'e, 14'e, 11'e indirdi. 15 olan enflasyon 20, 25, 40, 70, 90, 120 oldu. %120 enflasyona geldik ve o noktadan sonra geri dönülemez bir yerdeydik. Ve şimdi yeni gelen Merkez Bankası ve yeni gelen Bakan Mehmet Şimşek o politikalara ne diyor? İrasyonel, yani akıl dışı politikalar. Onları terk ettik diyorlar ama iş işten geçti. Şimdi bu ekonomi böyle cebin yırtılması gibi değil. Yırttım, geriye dikince her şey düzelmiyor. Şimdi faizi arttırıyorlar ama enflasyonu o kadar kolay düşüremiyorlar. Diş macunu tüpten çıktı. Geri sokmak çok zor. Öyle olunca şimdi faizler başladı. 15, 20, 25, 30, 35, 45. En nihayetinde faiz oldu 50. Ne diyordu geçmişte? Nas var. Dine aykırı. Bunu bana yaptıramazsınız diyen Tayyip Erdoğan 11 ayda 9 kere faiz arttırıldı. Hiç sesi çıkıyor mu? Hani faiz sonuç değil sebepti. Hani sen biliyordun. Hani arttırmazdın. Hani sana bunu asla yaptıramazlardı. Öldürdün milleti. Bitirdin milleti. %50'ye çıkardın faizi. Şimdi oturmuş hala daha bu milletten o istiyorsun. Bunun çok ahı var, çok. Bülent Ecevit buna ülkeyi bıraktığında faiz %43'tü. Enflasyon %27'ydi. Peki ne diyordu? Bir süre işler iyiye gitti. O zaman önceki hükümetin aldığı kuralları, kararları uyguladı. Ne diyordu? Ben 47 ile aldım faizi. Bakın nerelere indirdim. Nereden nereye diyordu. Şimdi faiz 50'de. Ecevit'in 43'üne. Allah rahmet eylesin. Kara olana, hasta yatağında dediğini bırakmayan, öldükten sonra dediğini bırakmayan bugün şimdi o işle sınanıyor. Ecevit'in 43 ile bıraktığı faiz 50, 27 ile bıraktığı enflasyon TÜİK'e göre 68 ama gerçek rakamlar %120. Şimdi gelmiş halen daha konuşuyor. Ecevit'in ağı var. Karaoğlan'ın ağı var. Senden önce görev yapıp hayatını kaybedenlerle mezarında uğraşıyorsun ya. Utanmadan İnönü'yle Atatürk'e bile 2 ay yaş diyorsun ya. Senin daha çok çekeceğin var. Çok çekeceğin var. Şimdi gelelim emeklinin durumuna. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nı alabildiğine doldurduk. Muhteşem bir gün. Tayyip Bey yarısında kalmıştı bu yerel seçimde. Devlet Bey 1/3'ünü doldurabilmişti. Bize dediler ki onlarda devlet gücü var. Devlet memurları geliyor. MHP 7 şehirden otobüste taşıyor. AK Parti her taraftan taşıyor. Ayrıca şimdi mübarek Ramazan. Nasıl olacak? Dedim ki Manisa'da bir tane İzmir'den, bir tane Denizli'den, bir tane Aydın'dan otobüs olmayacak. O meydanı Cumhuriyet Halk Partisi dolduracak. Herkes gücümüzü görecek. Hemşerilerim doldurdu. Teşekkür ediyorum. Ve ölçümlere göre bu sezonun en kalabalık mitingi Manisa'daydı. Rekoru kırdınız dedim. Rekoru kırdılar, buraya geldik. Ama bizim rekor 1 saat sürdü.
Denizli kırdı rekoru. Denizli'yi tebrik ediyorum. Gözün alabildiğine insan dolu ama şu en arka var ya, en arka. Oradan bir elleri görebilir miyim en arkadan? En arkadan. Harikasınız, harikasınız. Şimdi biz bu yollara çıktığımızda, bu mitinglere başladığımızda çok önemli bir sıkıntıyı elbette görüyorduk. Emekliler perişan durumdaydı ama evlerinde oturuyordular. Sesleri çıkmıyordu. Çünkü örgütlenme hakları yok. Emeklilerin dernekleri var. Sendika kuruyorlar, kapatılıyor. Türkiye'de kim hak arasa terörist ilan ediliyor. Çocuğunun, torununun geleceğini düşünenler evlerindeydiler ama büyük çile içindeydiler. Çıktım bir hesap yaptım. Dedim ki AK Parti geldiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani sizi hiç ellemese, ilişmese, sizinden uğraşmasa bugün 1,5 asgari ücret 26-27 bin lira. Ama bugün emekliye 10 bin lira veriliyor. 1,5 asgari ücretin 27 bin lira olması, bugün emekliye 27 bin lira versek bugünkü 10 bin liraya göre çok yüksek ve yeterli olmasa da makul sayılabilecek bir maaş olabilir. Peki satın alma gücü nasıl? 3 Kasım 2002'de emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 10 bin lirayla sarrafa gittiğinizde 2,5 çeyrek altın alıyorsunuz. Yani o günden bugüne 5,5 çeyrek altın kayıp. Ve emeklilere dedim ki bir tane çeyrek altını cebine katsan, yolda da yitirsen, eve gidince fark etsen, dönüp koşup aramaz mısın her yerde? Dediler ararız. O zaman dedim gelin hakkınızı birlikte arayalım. Meydanlara gelin dedim. Gelin ki birlikte mücadele edelim dedim. Şimdi bakın meydana. Emekliler bir el kaldırsın. Sade emekliler. Bayrakları indirelim. Görülmüyor. Bayrak kaldırmadan emekliler el sallasın. Şu meydana bir bakın. Şimdi işte, şimdi bundan sonrasını Tayyip Bey düşünsün. Tayyip Bey düşünsün. Tekrarın gücü vardır. Israrın kudreti vardır. Bir şeyin mücadele etmek için bizde azim, emeklilerde kararlılık vardır. Israrla talep edeceğiz. Israrla anlatacağız. İlk günlerde diyordu ki hadi canım, Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor. Onun peşine kimse takılmaz. Ülke %4,5 büyümüşken emekliler Özgür Bey'in peşine mi takılacak? Oysa daha 2015'te Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkanımız emeklilere birer maaş ikramiye dediğinde veremezsin. Kimin parasını kime veriyorsun diyordu. 7 Haziran seçimlerini kaybettiler. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. Sonra 3 sene. 3 Ramazan, 3 Kurban. Tam 6 bayram sizin hakkınızı yediler. Hakkınız olanı vermediler. 2018 seçimleri geldi. Biz hatırlattık. 1000 lira verdi. Dedik ki birer maaş verecektin. 1000 lira yeter dedi. Bakın bizim beğenmediğimiz, bizim az bulduğumuz o 1000 lira 2018 yılında tam 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün 3000 lira verecek. Nisan'ın 4'ünde o parayı alıp gideceksiniz. Kasaba 6 kilo dana kıyma alıyor. 2018'den buraya 6 yılda sadece
emekli ikramiyenizden de tam 18 kilo kıyma eksilmiş. Allah'tan korksunlar. Sabahın dördünde insanlar ucuz kıyma için kuyruğa giriyorlar. 500 liralık kıymayı 250 liraya almak için soğukta bekliyorlar ve 1 kilo alabiliyorlar. Kim kime bedava 1 kilo kıyma vermiş ama Tayyip Erdoğan emeklinin sofrasından sadece bayram ikramiyesiyle 6 kilo kıymayı almış. 6 kilo kıyma, düzeltiyorum, 18 kilo kıymayı almış. 18 kilo. Ve Ramazan mübarek gün, Allah oruçlarınızı kabul etsin. İftar var 30 Ramazan. Sahur var 30 Ramazan. Bayram var. Sofranızdan, dolabınızdan, mutfağınızdan, evladınızın, torununuzun kursağından 18 kilo kıymayı sadece emekli ikramiyesiyle eksilttiler. Ve bunu şöyle görelim. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur değil mi? Bir altın kaybetsen yollara düşersin. Bak, 5,5 altın her ay kaybetmişsin. Bir kilo kıyma için sabah sıraya giriliyor. Bakın şimdi ne oluyor? 18 kilo kaybımız var. Biz bunları nerede kaybettik emekliler? Biz bunları bir seçim sandığında kaybettik. Bir şey yitirildiği yerde bulunur. Hakkınızı aramaya 31 Mart'ta seçim sandığına gitmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Biz bundan sonra 31 Mart'a kadar ben dedim ki emekli kart ver. Önce olmaz dedi. Sonra çalışıyoruz dediler, kandırdılar. Şimdi bankaya promosyon verdiriyorlar. Banka promosyonu emeklinin kendi hakkı. Emeklinin yok mu aklı? Hangi banka veriyorsa promosyonu fazla gider alır. 8 ila 12 bin diyor. Özel bankalar zaten 15 bin lira veriyor. Bir kere aldın mı 3 yıl almıyorsun. Şimdi 1 Nisan'da erken ödeyin, 5 yıl vermezsiniz deyip seçimde bir kerelik para verip sizi kandırıp 5 senede promosyondan mahrum edecek. Öyle imza attırıyor. Ama size şunu söyleyeyim. Bizim karnımız bunlara tok. Siz ne zaman ki hakkınızı aramaya karar verirsiniz, biz ondan emeklinin hakkını söke söke alacağız. Tayyip Erdoğan'ın iki elim yakasındadır. Emekliyi ezdirmem, emekliyi ezdirmem, emekliyi ezdirmem. Allah selamet versin. Çıkmış yukarılara, saraylara, her şeye para var, emekliye yok. Beşli çeteye var, saray müteahhitine var, yol müteahhitine var, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya, hepsi var. Uçağı var, uçan saray, gemisi var, yüzen saray. 1500 odalı saraya para var, emekliye gelince para yok. Şimdi buradan hep birlikte Tayyip Bey'e söylüyoruz. Sen öyle kendini çok yukarılarda görme kardeşim. Emeklileri karınca gibi görüyor uçaktan bakınca, karınca. Karınca çalışkandır. Bu emekliler ömürleri boyunca adeta bir karınca gibi çalıştılar. Biriktirdiler. Bugünlere geldiler. Sen onlara haksızlık yaptın. 26 bin lira olacak maaşlarını 10 bin liraya indirdin. Enflasyona ezdirmem dedin. TÜİK'e sordun. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip'i üzmüyor, emekliyi üzüyor. %120 enflasyonu 64 gösteriyor. Verirken de Tayyip Erdoğan %33 zam veriyor. Ve en sonunda bu hale geliyorsun. Hayat pahalanıyor, sen küçülüyorsun. Hayat pahalanıyor, sen küçülüyorsun. Perişan hale geliyorsun. Bugün Denizli'de
Ortalama kira 10 bin lira. Ortalama. En ucuz evleri de katınca ortalama kira 10 bin lira. Evi olmayan emekli ya sokakta ya girerse bir eve aç açıkta. Ne yiyecek yemeği var, ne yakacak kömürü, ne yakacak ışığı, ne giyecek kıyafeti. Bu hale getirdiler emekliyi. O yüzden evet, siz karınca gibi olun. Karıncalar gibi yan yana durun. Peşi sıra yürüyün. Miting meydanlarını gelin doldurun. Hep birlikte olun. Hakkınızı arayın. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi tabii ki bazı hususları şöyle söylemek lazım. Biz bundan sonra milletvekillerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte elbette sizleri selamlayacağız. Ama aramızda gençler var. Gençlerden burada olanlar var. Sosyal medyadan bizi dinleyenler var. Diyorlar ki bu ülkede beka sorunu var. Ne demek beka sorunu? Beka sorunu eğer bir ülke yabancılar tarafından işgal edilirse ve düzeni bozulursa ortadan kalkma tehlikesine beka sorunu deniyor. Ülkenin geleceğinin tehdit altında olması. Ama beka sorunu bu ülkede oldu. O günlerde kim ne yaptı hatırlayalım. Neden olduğunu önce söyleyeyim. Bu ülke Fatih Sultan Mehmet döneminde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, yani biri 6 yabancı dil bilir, ilime, fenne önem verir, mühendisliğe önem verir, gemileri karadan yürütür, en büyük topları döktürtür, İstanbul'u alır, 6 yabancı dil bilir. Yani bilime, fenne önem verenlerin döneminde yükseldi Osmanlı. Ne zaman bilim fen unutuldu, hurafeye, dogmaya geçildi, saraylara kapanıldı ve tamamen gerçek dışı inançlara sapıldı. O zaman matbaa gelsin dediler, 200 yıl beklettiler. Donanmayı 33 yıl Halic'e hapsettiler ve o dış güçler dedikleri bilimle, fenle çalıştılar, teknolojiyle çalıştılar. En iyi gemileri, en güçlü silahları yaptılar ve hasta adam dedikleri Osmanlı'yı işgale karşıladı, kalkıştılar. Ne oldu? İşgal gemileri geldi. Sarayın önüne demir attı. Bizimkinin çok sevdikleri kırmızı halıları serdiler. Oysa biz kırmızı halıları selenlerin değil, kartal istimbotunun ucunda dikilip yaverine geldikleri gibi gidecekler diyen Gazi Mustafa Kemal'in peşinden yürüyenleriz. Sonra ne oldu? Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden atladı birisi, İngiliz zırhlısına bindi kaçtı. Oysa bizimkisi Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a çıktı, Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Şunun için anlatıyorum. Beyler çok milli ya, çok kahraman ya, çok milliyetçi ya. Diyor ki dış güçler, dış güçler, ben milliyim, bunlar gayrimilli. Beka sorunu var. Bu memlekette bir daha beka sorunu olursa, sen çağırınca, Tayyip Erdoğan çağırınca, havaalanına giden, pahalı jiplerle giden, havaalanına inen, ayağında en pahalı ayakkabı, üstünde en pahalı kot pantolon, markalı gömleklerle orada duran Tayyip Erdoğan yaklaşınca kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler değil, aha bu meydandaki dedeleri Çanakkale'de kefensiz yatanların torunları kurtarır bu memleketi. Havaalanına gelmiş 7 tane zibidi
ölmeye geldik. Sen ne ölmeye geldin? Sen ihale almaya geldin. Sen torpil yaptırmaya geldin. Sen bu memleketi sömürenlere şakşakçılığa geldin. Burada, bu meydanlarda CHP'li olsun, MHP'li olsun, AK Partili olsun, İYİ Partili olsun, bu Denizli'de Türk'ün olsun, Kürt'ün olsun, dedeleri Çanakkale'de kefensiz yatıyor bu insanların. Sana kalmaz o beka sorununu çözmek. Sana kalmaz. Ama gerçek bir beka sorunu var. O beka sorunu nedir? O beka sorunu dünyanın gelişmiş ülkelerinin, dış güçlerin Türkiye'de hayal kurması beka sorunu değildir. Kur'anların sorunu gördük. Ama esas beka sorunu bu ülkenin gençlerinin o dış güçlerin ülkelerinde, dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. Türkiye'de 4 gençten 3 tanesi bavulları zihninde toplamış. Bakın, bavul toplamanın zor tarafı kafada toplamaktır. Yatağın üstüne attın mı 15 dakikada toplarsın bavulu. Ama 4 gençten 3 tanesi zihninde bavulları toplamış. %75'i diyor ki fırsatını bulursam yurt dışına giderim, orada kalırım. İşte 14 ve 28 Mayıs'ta umudu tükenen gençlerimize sesleniyorum. Gençlere şunu söylüyorum. Dünyanın en güzel ülkesindeyiz. Dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Atatürk Cumhuriyeti bana bırakmadı, emanet etmedi. CHP genel başkanlarına emanettir demedi. Milletvekillerine emanet etmedi. Atatürk Cumhuriyeti kendi askerdi. Ama askerlere, hatta genelkurmay başkanlarına da emanet etmedi. Atatürk Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek ve yükseltecek sizlersiniz derken Cumhuriyeti siz Türk gençlerine emanet etti. Sizlere emanet etti. Size söz veriyoruz. Gençler, sandıklara gelin. 31 Mart'ta sandığa gelin. Sakın küsmeyin, uzak durmayın. Bu sizin festivallerinizi yasaklayan, bu sizin konserlerinizi yasaklayan, eskiden 300 lira olan öğrenci kredisini 2000 lira yaptım deyip, eskiden 500 simit alan krediyi 200 simite indiren, bu hayallerinizi kıran, umutlarınızı kıran, ne giyeceğinize, ne yiyeceğinize, ne içeceğinize karışanlara inat, gelin 31 Mart'ta muhalefete, 31 Mart'ta bu iktidarın karşısına dimdik dikilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verin. Size söz veriyoruz, başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Sizi bu ülkeden göndertmeyeceğiz. Bu ülkeyi yeniden Atatürk'ün size emanet ettiği o güzel ülkeye hep beraber sahip çıkacağız. Hep beraber olacağız. Bu meydandan Türkiye'de yaşayan, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan bütün gençlere bir umut alkışı istiyorum. Bir moral alkışı istiyorum. Daha çok istiyorum. Avuçlarınız patlarcasına istiyorum. Bu alkış Türkiye'nin gençler nedir? Umudunuzu yitirmeyin. Buradayız. Bu güzel ülkede hep beraber güzel günler göreceğiz. Hep birlikte çok mutlu olacağız. Göreceksiniz. Bu ülke sizin istediğiniz, sizin özlediğiniz gibi bir ülke olacak. Sizi üzenlere, sizi kıranlara, sizi kızdıranlara, sizi yıldıranlara inat. Gençler, size inanıyoruz, size güveniyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Gelelim
Gelelim işin bu kısmına. Denizli Spor. Ya bu Denizli Spor öyle bir takım ki, öyle bir takım. İl başkanım gel bakalım buraya tutalım Denizli Spor'u. Bakın ben bu Denizli Spor'u çocuktum. Avrupa kupalarında izledim. Türkiye kupasında izledim. Türkiye'nin en büyük takımlarını burada teker teker dize getirdi izledim. Şimdi bu Denizli Spor bazı beceriksizlerin elinde Allah muhafaza amatör lige kadar düşecekmiş. Ya bu Denizli Spor'un bir sahip çıkanı yok mu? Var. Geliyor. Bu Denizli Spor'un sahip çıkacak olan ve hepiniz adına Denizli Spor'u eski günlerine, Denizli'yi eski günlerine kavuşturacak olan Nuri Çavuşoğlu geliyor. Gel bakalım başkanım gel. Bu Denizli'nin evladı, Denizli'nin evladı şurada yetişti, şurada. Bu aslında bostan tarlasında karpuz tezgahında yetişti. En küçük yaşından. Sağlık lisesine gitti, mezun oldu, sağlık memuru oldu, gitti işe başladı. O da bilirdi oturmayı, akşamları kahvede gidip okey oynamayı. Oturdu çalıştı, üniversiteyi kazandı, karpuz tezgahından sağlık memurluğuna, sağlık memurluğundan avukatlığa yükseldi. Partimizde her göreve geldi, en son il başkanımız oldu. Biz değişim ve dönüşüm sürecindeyken en sağlam yol arkadaşımız oldu. Şimdi geldi, önce parti meclis üyemiz oldu ama çok fazla Ankara'da duramadı. Denizli'yi çok istedi, Denizli'yi çok özledi. Size yolladık. 1 Nisan'da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanınız. Nuri Çavuşoğlu'na, Nuri Çavuşoğlu'na güveniyor musunuz? Ona inanıyor musunuz? Nuri Çavuşoğlu'nu 1 Nisan günü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya var mıyız? Var mıyız? O en arkada el sallarken çok iyiydi. Arka taraftan da bir ses duyayım. Nuri Çavuşoğlu'nu Denizli Belediye Başkanı yapıyor muyuz? Harikasınız. Ben ikisini de çok seviyorum. İkisini kardeşim gibi görüyorum. İl başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bu takımın kaptanı, Denizli'nin kaptanı, Denizli Spor'u da şampiyon yapacak, Denizli'yi de şampiyon yapacak. Bakın, bir müjde vereyim, bir müjde vereyim. Eğer Nuri Çavuşoğlu Denizli Belediyesi'ni kazanırsa Horzum Başkan'a bir sözüm var. O motora binmeyi seviyormuş. Ona bir tane çok güzel motor hediye edeceğim kendi cebimden. Kırmızı bir motor alacağım. Ona hediye getireceğim. İlden bineceğiz. Denizli Belediyesi'ne kadar kırmızı motorla gideceğiz. Söz veriyorum size. Ne? Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları insana insan olarak değer veren, kente kent olarak değer veren, yeni sığınmacılara insan olarak sahip çıkan ama göçmen sorununa, göçmenin şahsına değil, göçmen yaratan politikacılara ve politikalara itiraz ederek çözüm bulan partidir. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır Suriye ile kavga etmeyin, komşuların iç işlerine karışmayın, devlet bütünlüğünü bozmayın, devlet dışı unsurlarla muhatap olmayın derken birileri oraları karıştırdı,
şimdi bütün Türkiye'de 5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı var. Bu sorunların tamamını çözeceğiz. Ama birileri gibi öyle bir kenardan oturup sadece Suriyeli düşmanlığıyla küfrederek oy toplamaya çalışan birileri gibi değil, kentlerde doğru politikaları uygulayarak, ülkede doğru politikaları uygulayarak ve Denizlili gençlerin çalışabilecekleri, kazanabilecekleri, üretebilecekleri bir kent haline getirerek Denizli'yi hak ettiği noktaya Nuri Çavuşoğlu getirecek. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. Ayrıca atanamayan öğretmen lafına çok feci şekilde itiraz ediyorum. Öğretmen çocuğuyum. Eskiden 80 bin öğretmen vardı. Niye atamıyorsun diyordu Tayyip Bey. Şimdi 1 milyon yaptı o rakamı. Ve diyor ki atanamayan öğretmen. Ne kusuru varmış da atanamıyormuş. Çalışmış, kazanmış, okumuş, bitirmiş. Buradan öğretmenlere mülakatsız ilk başta 80 bin atama, sonra da köylerdeki öğretmensiz okul, öğrencisiz öğretmen kalmayana kadar atama, atama, atama istiyoruz. Staj mağdurlarının, çıraklık mağdurlarının, Manisa'da anlattım, burada da anlatıyorum. Şu kamera, şu güzel çıraklık mağdurunu çek hemen burada. Hemen orada çıraklar seninle diyor. Ve şunu söylüyoruz. Çocuk yaşında çıraklık okuluna gitmiş. Gencecik yaşında staja gitmiş. Sigortası ödenmiş ama sigorta başlangıç tarihine bu tarihi kabul etmiyorlar. EYT çıkıyor, emekli etmiyorlar. İş ver diyorlar, iş bulmuyorlar. Emekli olayım deyince gençsin günün dolmadı diyorlar. Staj mağdurları, çıraklık mağdurları ve Bağkur'un 9000 gün mağdurları. Verilen sözleri takip ediyorum. Hakkınızı alana kadar, siz ilk maaşı çekene kadar Özgür abin yanınızda. Söz veriyorum. Şimdi tabii ki belediye başkan adaylarımızı ayrı ayrı arayacağız. Ama merkez ilçedeyiz. Merkez Efendi'den sevgili Şeniz Doğan ve Pamukkale'den Ali Rıza Ertemur başkanlarımızı size bilhassa emanet etmek istiyorum. Şeniz Başkan'ı seviyor musunuz? Peki Ali Rıza Ertemur'u seviyor musunuz? Ve siz hem Şeniz Başkanı hem Ali Rıza Ertemur Başkanı, Merkez Efendi ve Pamukkale Belediye Başkanı olarak 1 Nisan'da onlara mazbatayı verecek misiniz? Buradan bir tek şeyi hatırlatmak isterim. Geçen seçim benim ilim Manisa'da ve Gülizar Başkan'ın ili Denizli'de. Biz ikimiz birden MYK'daydık. Dediler ki size bir fedakarlık düşer. Nedir dedik? Dediler ki illerinizi İyi Parti'ye veriyoruz. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Ama bir yandan da şunu gördük. Bütün Türkiye'de bir ittifak yapılacak. Elbette ateş düştüğü yeri yakacak. Gülizar Başkan da ağladı, ben de ağladım. Yapmayın etmeyin dedik. Bağrımıza taş bastık. Kendi memleketimizde, gerçi burada Şeniz Başkan vardı, ben kendi memleketimde 3'te 3 güneşe bastım. Bakın, partinin genel başkanıyım. Geçen seçim Manisa'da 3 kere güneşe bastım, İyi Parti'ye bastım. Başkan büyük şehirde İyi Parti'ye verildi. İyi Parti'nin olduğu ilçelerde 3 kere, olmadığı ilçelerde büyük şehirde İyi Parti'ye oy attık. Şimdi öyle açık net söylüyorum. Anketler şunu gösteriyor. Eski ittifak ortaklarımız
eski ittifak ortaklarımız eğer CHP'ye oy verirlerse Cumhuriyet Halk Partisi kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse verdikleri parti değil Denizli'de AK Parti kazanıyor. Onun için buradan samimiyetle şunu söylüyorum. Bundan sonra bir başka partiye oy verirseniz belediye AK Parti belediyesi olur. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirseniz belediye sizin de belediyeniz olur. İyi insanların belediyesi olur. Milliyetçi demokratların belediyesi olur. Muhafazakar demokratların belediyesi olur. Nuri Başkan kimseyi ayırmaz. İyi Partili, MHP'li, AK Partili, CHP'li, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi belediyemizin kapıları ardına kadar açık. Hepsi sizin belediyeniz olur. İyi insanlara, yakasında, gönlünde, gözünde güneş açanlara sesleniyorum. Gelin 31 Mart'ta sandıkta vicdanın ittifakını yapalım. Ankara'da siyasetin ittifakını yapamadık. Biliyorsunuz AK Parti'nin ittifakından yeniden Refah ayrıldı. Düne kadar met ettiğine küfrediyor Tayyip Bey. Diyor ki ip cambazı diyor. Kime diyor? Necmettin Erbakan'ın oğluna diyor. Zübük diyor. Şantajcı diyor. Pazarlıkçı diyor. Ben ne diyorum? Bizden de ayrılanlar var. Canları sağ olsun diyorum. Eski dosttan düşman olmaz diyorum. Gün gelir yeniden birlikte oluruz diyorum. Ve buradan bütün iyi insanlara sesleniyorum. Sandıkta birleşelim, AK Parti'yi gönderelim. Tek talebim, tek isteğimdir. Bu ittifakın adı Denizli İttifakı'dır. Renkleri yeşille siyahtır. Ama Türkiye'deki ittifakımızın adı Cumhur İttifakı'na karşı, Korku İttifakı'na karşı Umudun İttifakı'dır. Adı Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye İttifakı filenin sultanları dünya şampiyonu olunca onlarla birlikte gözyaşı döken, gırtlakları düğümlenerek İstiklal Marşı söyleyen herkestir. Türkiye İttifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Şimdi onu söyleyelim. Kırmızı, kırmızı. Denizli'den bu kalabalığa bu ses çok az. O yüzden bir daha duysun bütün Türkiye, duysun bütün Denizli. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, Nuri Başkan kazanacak, Denizli kazanacak, Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye'yi seviyoruz, Denizli'yi seviyoruz, her birinizi ayrı ayrı seviyorum, emeklileri seviyorum, köylüleri seviyorum, çiftçileri seviyorum, esnafları seviyorum. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Nuri Başkanı, adaylarımızı size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Çağırın bakalım adaylarımızı. İl başkanım gelin. Herkesin derdine derman olan, Merkez Efendi'yi şaha kaldıran, kadınların ve gençlerin umudu, bizim Şeniz, Merkez Efendi Belediye Başkanımız, aynı zamanda başkan adayımız Şeniz Doğan. Gönüller birleşir, Pamukkale değişir diyen, makam odalarında dur, değil. Dur. Bak ne dedik? Örgütün yeri diye bir şey var. Bu Şeniz Doğan belediye başkan adayı da bu Merkez Efendi'nin bir ilçesi yok mu? Nerede ilçe başkanı? Çağır ilçe başkanını da. Adını bilmiyordur belki, sunucusun. Merkez ilçe başkanım, koş gel.
Başkanlar, başkanlar hazır olsun, merkez ilçe başkanları. Nerede? Merkez ilçe başkanı nerede? Merkez ilçe başkanı gelsin, gelsin, gelsin. Hemen koşsun, bütün ilçe başkanları hazır olsun. Adaylar var da ilçe başkanları olmadan olur mu? Hadi bakalım. Aday tanıtılıyorsa örgüt olmadan olmaz. Örgüt olmadan parti olmaz. Parti olmadan devlet olmaz. Devlet olmadan demokrasi olmaz. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Merkez ilçe başkanı, kaldır elini göreyim. Merkez ilçe başkanı, hadi kardeşim senin bekleyeceğiz. Gelin bakalım. Başkan yoksa yardımcısıdır arkada diyor. Düzenleme yapıyor diyor. Gel buraya, ilikle önünü koş. Gönüller birleşir, Pamukkale değişir. Makam odalarında değil, her zaman sokağında, sofranızda olacağım diyen Pamukkale Belediye Başkan adayımız Ali Rıza Ertemur. Pamukkale İlçe Başkanımız Uğur Coşkun. Honaz'ı derman belediyecilikle tanıştıran ve Honaz'ın huzuru için tekrar yola çıkan Honaz Belediye Başkanımız ve Başkan adayımız Yüksel Çeperek. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha, yorulmak yok hiç bizlere. Herkesin işimiz, gücümüz... Bozkurt bir sen ne güzel dediği Hambat'ın anası. Bozkurt Belediye Başkanımız, aynı zamanda başkan adayımız Birsen Çilik. İşimiz belediye. Ülkem güzel mi güzel? Görevini 31 Mart'ta devredecek Serinhisar Belediye Başkanımız Hüseyin Kemi ve Serinhisar'da derman belediyeciliği yeni dönemde de sürdürecek olan belediye başkan adayımız Osman Kılıç. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Sen varsan acı payam tamam diyerek yola çıkan acı payam belediye başkan adayımız Levent Yıldırım. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Sevdamız Babadağ diyerek yola çıkan, Babadağ'ı kucaklayan Babadağ Belediye Başkan adayımız Fuat Üstündağ ve ilçe başkanımız. Yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Hazırız biz yine, durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye. Bakları derman belediyecilikle tanıştıracak olan Baklan Belediye Başkan adayımız Nail Şaşmaz ve ilçe başkanımız. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Bekilli'de hasret bitecek diyen Bekilli Belediye Başkan adayımız Önder Demir ve ilçe başkanımız. Biliyorsun değil mi?
Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Bey Ağaca, toplumcu ve katılımcı belediyeciliği getirecek olan belediye başkan adayımız Hüseyin Erol ve ilçe başkanımız. Ülkem güzel mi güzel? Hedefimiz ortak, adayımız ortak. Buldan belediye başkan adayımız Mehmet Ali Orpak ve ilçe başkanımız. Aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz umudu Türkiye. Büyütelim. Çalı birlikte yönetelim. Çal belediye başkan adayımız Ahmet Hakan ve ilçe başkanımız. İşimiz belediye. Benim cesaretim sizin umudunuz olsun diyerek umutları yeşerten Çameli Belediye Başkan adayımız İrfan Özcan ve ilçe başkanımız. Her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Derman yapacak belediyecilikle yönetilmek Çardağ'ında hakkı diyen Çardak Belediye Başkan adayımız Ali Altıner ve ilçe başkanımız. Yine durmak bilmeyenlerle gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Birleşe birleşe kazanacağız sloganıyla Çivril'i kucaklayan Çivril Belediye Başkan adayımız Semih Dere. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. Güney'e genç başkan, güçlü kadro yakışır. Güney Belediye Başkan adayımız Mehmet Ali Eraydın ve ilçe başkanımız. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Artık kaleye derman belediyecilik gelecek. Birlikte çalışıp birlikte başaracağız diyen Kale Belediye Başkan adayımız Erkan Hayla ve ilçe başkanımız. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Efeoğlu yapacak bize. Saraykö'yü kazanacak Türkiye. Saraykö'yü belediye başkan adayımız Mehmet Salih Konya ve ilçe başkanımız. Yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Tavas ilçe bize değişimi, kardeşliği ve huzuru vaat eden Tavas Belediye Başkan adayımız Kadir Tatük ve ilçe başkanımız. Güzel ve efsane güzel, başkanımız Ali Marun. Her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz. İşte çağdaş belediyeciliğin, işte derman belediyeciliğin başkan adayları.
ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Türkiye İttifakı'nın kurucusu, Türkiye'nin geleceğine yön verecek, değişimin öncüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının lideri, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin güçlü sesi, Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanımız, liderimiz Özgür Özel. İşte Derman Belediyeciliğin, işte Çağdaş Belediyeciliğin belediye başkan adayları, işte Denizli, işte güçlü kadro. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Yüreği Denizli ve Denizli.